Adana Pozantı'dan hepinize selamlar, saygılar. Nur hayat ötemiz sonsuz. Burası 1400 metre rakımlı ve tabii ki Adana, Mersin ve Antalya'ya göre son derece güzel bir serinliğe sahip. Biliyorsunuz bundan 4 gün önce güneş tutulması gerçekleşmişti. Yani 4 gün önce Zümrüt Anka öldü ve sabahında Zümrüt Anka güneşin yeniden doğumuyla, daha da güçlü doğumuyla Zümrüt Anka hayatı kendi küllerinden bir kez daha doğdu. Bunun bir limiti yok. Bu sonsuza kadar böyle devam edecek. Mucize ötelerinin, nur hayat ötelerinin de bir limiti yok. Bunlar mucize ötelerinde, nur hayat ötelerinde ve daha sonra bizim de yeni yeni keşfedeceğimiz alemlerin öteleriyle devam edip gidecek. Bundan 10 gün önce Bodrum'da mucize ötesi eğitimimizde Hazreti Fatıma anamızın eli geldi. Bize ab-ı hayat suyu ikram etti. Biz onu şu an sizler adına da dünyanın neresinde olursa olsun her bir insan adına, hayvan adına, bitki adına, her bir atom adına, her bir atom altı parçacık adına, her bir atom altı parçacığın daha ötesindeki Allah'ın enerjisi adına ve onu hissederek, onun gücünün, kuvvetinin bütün atomları meydana getirdiğini anlayarak, bilerek, o bilinçte ab-ı hayat suyunu nuş ettik. Ab-ı hayat suyuna sadece sağlık şifayı değil, ayrıca bolluk bereketi dahil ettik. Bilgeliği dahil ettik. Bolluk, bereket, parayı dahil ettik. Huzuru, mutluluğu, cesareti, başarıyı, mucize ötesini ve nur hayat ötesini dahil ettik. Evrenin, birinci alemin ve ikinci alemin tamamına bunu gönderdik. Fatma anamızın eliyle nuş ettiğimiz ab-ı hayat suyundan sonra 2 gün geçti ve biz Ankara eğitimimizde eğitmen Nuray arkadaşımızın kanallığında bir isim aradık. Aradığımız isim Yusuf'tu ve tahtaya yazdık. Yusuf isminin nasıl ortaya çıkacağını zaten Hazreti Yusuf'un yaşam hikayesinden bilerek Nuray arkadaşımızın da onu o şekilde dile getireceğini tahmin ederek sana bir isim soracağız dedik ve tahtaya yazdık. Gözleri kapalı olan Nuray arkadaşımız önce gökyüzünde 11 yıldızın, sonra parlak bir yıldızın belirdiğini, 11 yıldızın bu parlak yıldıza secde ettiğini, sonra güneşin ve ayın da bu parlak yıldıza secde ettiğini bize söyledi. Ve bu kişi kimdir dediğimizde, tabii ki
Yusuf ismini söyledi. Ve o gün bir başka açılım daha bekledik. İçimize doğmuştu. Zaten bunlar böyledir. İçinize doğar. Ve boşluk zannettiğimiz, içimize nefes olarak çektiğimiz atmosferde bambaşka alemler yaşar. İşte o alemlerden bize hissettirildi ve hatta bize gösterildi. Bugüne kadar biz yaşadığımız evreni biliyorduk. Bizim eğitimlerimizde ikinci evrene, yani ikinci aleme geçtik. Ona da mucize ötesi alem diyorduk. İşte Nuray arkadaşımızın geçen cumartesi kanallığıyla bir kapı açıldı. Üçüncü aleme geçtik. Nur hayat ötesinin anlatılmayacak derecede mucize ötesinin bir üstünde nasıl bir alem olduğunu gördük. Eğer Fatma anamızın elinden abi hayat suyunu nasıl içtiğimizi, Yusuf peygamberin adını nasıl bulduğumuzu, Nur hayata nasıl geçtiğimizi, tüm bunların kanallığının canlı yayında videolarını izlemek ve bunlara siz de şahit olmak isterseniz işte benim şu anki Facebook sayfamda hemen bunun altındaki gönderide ve gönderilerde var. Ve geride bıraktığımız pazar yine Nuray arkadaşımız kanal oldu. Gözünü kapattı. Tahtaya kendi adımı yazdım. Kimin adını yazdığımızı bilmiyordu. Şimdi tahtaya bir isim yazdım. Bunu bulacağız dedim. Ve o gün güneş tutulması günüydü. Dedi ki dünyamızın hemen dışında uzay boşluğunda Satürn büyüklüğünde bir kristal görüyorum. Kristalin içinde de bir kristal var. Hem dünyanın defalarca büyüklüğüne sahip hem de dünyanın içinde avucumuzun içinde olacak derecede de küçülen bir kristal. Bu kristalin içinde ne olduğunu sorduğumda bilgi var dedi. Ve sonra son derece heybetli, güçlü, evrenin iyiliği için çalışan bir insanın parmağıyla o kristali açacak olan kişiyi gösterdiğini söyledi. Dedi ki, evrenin iyiliği için çalışan son derece güçlü bir insan var ve parmağıyla kristali açıp kristaldeki bilgiyi dünyaya ve evrene sunacak insanı gösteriyor. O insanın adı ne dedim? Söyleyemedi. Ve dedi ki üzerinde çok parlak bir pelerin altın renginde ve üzerinde elmaslar, yakutlar var dedi. Tamam işte o kişinin adı nedir dedim. Adını söyleyemedi ve dedi ki hocam sırtını dönmüş pelerin var. Yüzünü göremiyorum. İşte dedim git o kişinin yüzünü gör. Önüne geç dedim. Önüne geçti ve dedi ki bu kişi sizsiniz hocam dedi. Yani aradığımız kişinin adı Refik dedi. O gün güneş tutulmasıydı. Ve Nuray'ın da bu müjdesiyle ertesi gün tutulan güneş yeniden hayata, evrene doğdu. O gün Anka ikinci alemde küllerin
yanarak küllerine ve ertesi sabah 2367 yılda bir gerçekleşen Mısır'daki Gize piramitlerin üzerinde Merkür, Venüs, Satürn üçlüsü tam da Gize piramitlerinin üçlü dizilişinde tek bir doğru halindeki çizgide dizindiler. Ve o günde biz ne haberi aldık? Mucize ötesinden nur hayat ötesine geçme müjdesi aldık. Mösten nöse geçtik. Ve bir de baktık ki bizim Mısır'daki eğitmenimiz Nimet Hanım bize muazzam bir müjde verdi. Dedi ki hocam, bugün ben Gize piramitlerine gideceğim. Lütfen siz Türkiye'den bize canlı bağlantı yapın. Herkesin şifasına vesile olalım dedi. Pazartesi günü bu müjdeyi verdi. Ve pazartesi de güneş tutulmasının ardından gelen ilk sabahtı. Biz o gün Antalya'dan Kahire'ye, oradan da Gize'ye uzandık. Canlara oradan şifaya vesile olduk. Yani Mısır'daki ışığımız parladı. Mısır'daki ışığımızı parlatan arkadaşımızın adı Nimet'ti. Ve biz Mösten Nöse geçtik. Ayrıca Mösten Nöse geçmeyi Nimet'in neyesine geçmek olarak düşünün. Bir de Nuray arkadaşımız bize cumartesi, pazar, güneş tutulması günü nur hayat ötesine geçtiğimizi müjdeledi. Onun da Nuray'ın neyesine bakın. Mösten nöse, M'den neye, mucizeden nimete, Nuray'a geçtik. Nuray'ın nesi, nimetin nesi? İşte nös nedir? Nereden geliyor diye soran arkadaşlarımız, Nuray'ın ve nimetin nur hayat ötesine geçmeye bize vesile olmalarından geldi. Artık mös geride kaldı. Nös var. Ne, öse. Ne demek nur hayat. Ö demek ötesi. S demek sonsuz. O zaman nös demek nur hayat ötemiz sonsuz demek. Burada Nur Hayat Hanım'a, Nuray Hanım'a, Nimet Hanım'a teşekkürlerimi sunduğum gibi bizim 6.000'den fazla ankamız var. Her birinin birbirinden güzel hizmetleri var. Onlara takdir edersiniz ki hepsinin adını söylemek uzun zaman alacak. Lütfen onlar beni bağışlasınlar. Hepsine yürek dolusu selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Onlara müteşekkirim. İşte 10 gün içerisindeki gelişmeler. Fatma Hanım'ın elinden Ab-ı Hayat suyunu içtik. Yusuf Peygamber'in hayatını bulduk. Nur hayata geçtik. Güneş tutulmasından sonraki ilk sabah Gize piramitlerine bağlandık. Bu nur hayat ötesi yaşamda baktık ki aynı güne denk gelen Merkür, Venüs, Satürn, Gize piramitleri üzerinde aynı düz çizgide buluştular. Dünya, evren yeni bir çağa girdi. Tamamen
temiz yüreklerin hakim olduğu bir çağ, kötülerin, hırsızların, arsızların bilmeyerek, farkında bile olmadığı şekilde biz iyilere hizmet eder hale getirilen bir evrene geçtik. Kötülerin, hırsızların, arsızların iyilere hizmet etmesi nasıl mümkün? İyiler kötülerin ve arsızların kendilerine hizmet etmesini ister mi? İstemez. Ama ikinci ve üçüncü alemin varlıkları, hırsızların da kötülerin de iyilerin hizmetine çalışmasını sağlayacak stratejileri var. Mesela bizim eğitimimizi çalan utanmazın biri var. Arsızın, hırsızın önde gideni var. Murat Başaran. Bu soyadından utanacak kadar kendisinden utanç duyan bir şerefsiz. Soyadı Kayık. Soyadından utanç duydu ki insanlara başarı sözcüğünü kulaklarına getirebilmek için Başaran soyadını kullandı. Ve bu şerefsiz hırsız hiç utanmadan televizyon programlarına 5 bin lira, 10 bin lira, 25 bin lira paralar ödeyerek kahvaltı programlarına domates, patates, maydanoz güzeli programlarına katılarak eğitimi kendi bulmuş gibi lanse ediyor. Bir eğitim bulmak, bir eğitim ortaya çıkarmak derin kültürlü olur. Kara cehaletle insanları kandırmakla, hırsızlıkla olmaz. Tabii işte bu hırsızın ve bu arsızın Refik Korkmaz'a, ankalarına, birinci aleme, ikinci aleme ve üçüncü aleme kendisi bile farkında olmadan hizmeti gerçekleşiyor. Bu hırsız çıkarak televizyonlarda bilinçaltı dilini duyuruyor. Bilinçaltı dilini duyan insanlar da tabii ki koşa koşa bu hırsıza gitmiyorlar. Önce aksesçilere, tetacılara, akses eğitmenlerine, teta healing eğitmenlerine, regresyon eğitmenlerine, biyoenerjistlere, biyoenerji yapan arkadaşlarını soruyorlar. Böyle bir eğitim var. Gideyim. Onlar da diyorlar ki o hırsız Refik Korkmaz'dan bir gün eğitim aldı ve kendini yeterli zannediyor. O hırsız onun eğitimine gitmedi diyorlar. O hırsız bu sefer televizyon programlarında bizim eğitimimizin adını duyuruyor. İnsanlar, daha fazla kitleler bizim eğitimimize koşuyor. Yani hırsız gidip parasını televizyonlara veriyor, bizim reklamımızı yapıyor. İşte böyle bir adil dünyadayız. Hırsızlar ve arsızlar ve uğursuzlar iyilerin hizmetindedir. Peki o zaman meydanı onlara mı bırakacağız? Hayır. Benim Show TV'ye, ATV'ye ve diğer büyük televizyon programlarına çıkmam yasaklanmış, yani şöyle denmiş. Refik Korkmaz televizyona çıkarılmayacak. Tamam. Bizim eğitmen arkadaşlarımız sizler çıkabilirsiniz. Sizler Beyaz TV var, İşkolik programı var, Business Channel'da, Show TV, ATV, yani CNN, hani diğer bir sürü televizyon kanalı var. Bunları arayın. Bunlarda program yapmak istediğinizi söyleyin. Bu şekilde daha fazla cana, daha fazla ve daha çabuk şekilde ulaşırsınız ve eğitim duyurularınızı yapın. İster yüz yüze eğitim duyuruları verin, ister online eğitim duyuruları verin, ister Manisa Spil Dağı'nda benim bu enerjileri aldığım ulvi mekanda 2 günlük kamp şeklinde eğitimler düzenleyin ve bunları duyurun. Günümüz medya çağı,
Eğer namuslular, eğer dürüstler hırsızlar kadar sesini çıkarmazsa doğru bir davranış olmaz. En az onlar kadar, hatta onlardan daha fazla sesimiz duyuracağız ki hırsızlar utansınlar. Hepinize şimdi şifanıza vesile olmak üzere gözlerinizi bir dakikalığına kapatmanızı rica ediyorum. İçinizden hangi hastalığın çıkmasını istiyorsanız, bildiğiniz, bilmediğiniz hastalıklarınızdan kurtulmak istiyorsanız, ya da neye kavuşmak istiyorsanız içinizden geçirin. Bir dakika. Saniyemiz kaldı. Şu an yüreğinizden geçen, sizin için ve evren için hayırlı olan her şey gerçekleşiyor. Gözlerinizi açabilirsiniz. Nur hayat öteniz sonsuz.